Canlar merhabalar. Türkiye tarihi, kültür ve uygarlığına bakacağız şimdi. Aslında burada konuşulan kavramların önemli bir kısmını ilk Türk İslam devletlerini konuştuk. Göreceksiniz zaten aynı bunlar yav deyip deyip geçeceğiz. Arada bazı ufak tefek nüanslar var. Onları hatırlatacağız. Biraz da o dil edebiyat, sanat mimari boyutu o farklı gayet doğal bir şekilde. Ama onun dışında ana felsefe, ana ruh aynı hatta bazı kaynaklar Türkiye tarihi ve Türk İslam devletleri diye ayrım yapmadan beraber anlatıyor. Hiçbir mahsur da yok bence. Şimdi bakalım hatırlatmalarla, ufak tefek nüanslarla beraber yola devam edelim. Buyurun. Klasik yaklaşım devlet yönetimi. Anadolu'da, beyliklerde, Türkiye, Selçuklu'da kim hükümdar oluyor? Kim bey oluyor? E bu klasik yaklaşım. Eski Türk hakimiyet anlayışı aynen devam ediyor. Yani kut anlayışı, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Tabiatıyla bunların yarattığı etki de neydi? Tat kavgaları ve kısa sürede yıkılış. Bu Anadolu Selçuklu'da ve beyliklerde hemen hemen aynen devam ediyor kardeşim. Bunun dışında ufak bir fark var. Anadolu Selçuklu devleti Büyük Selçuklu'dan farklı olarak merkez otoriteyi güçlü tutmak istemiştir. Şöyle bir kıyas yapalım bakın. Şöyle bir kıyas yapalım. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu. Nasıl bir kıyas? Büyük Selçuklu'da, Büyük Selçuklu'da Büyük iktalar ve eyaletler vardır. Anadolu Selçuklu ise e iktaları eyaletleri daha küçük düzenlemiştir. Çünkü toprak e tarihsel dönemde önemlidir, tarım. Arazisi bağlamında ve tarımda ekonomik açıdan güç demektir. İktidar sistemi asker demektir. Ne kadar büyük ikta o kadar çok ekonomik güç ve o kadar çok asker. O yüzden Türkiye Selçuklu ne yapıyor bakın? İktidarı küçülterek ikta sahiplerinin daha da güçlenmesinin önüne geçmek istiyor. Mesela büyük Selçuklularda yine eyaletlerde görev yapan meliklerin kendi atlarına hutbe okutma hakkı vardı. Melikler hutbe okutabiliyordu. Ama Anadolu Selçuklu bir egemenlik olması nedeniyle meniklerin eyaletlerde hutbe okutması izin vermedi. Büyük Selçuklularda yine melikler eyaletlerde kendi adına para bastırabiliyordu. Anadolu Selçuklu ise meliklerin para bastırması izin vermedi. Tüm bu düzenlemelerle Andol Selçuklu biraz daha merkeziyetçi, biraz daha merkez otoritesi güçlü bir devlet olacak ki o yüzden zaten Büyük Selçuklu'dan biraz daha uzun yaşamış olacaktır. Bu kıyas ilginç olabilir sevgili kardeşlerim. Onun dışında devlet yönetiminde hükümdarlık sembolleri, saray teşkilatı Büyük Selçuklu ile hemen hemen aynıdır. Bunları çok kafa yormanı önermiyorum. Hükümdarlık ünvanlarına bakışa olursak. Evet görüyorsun bakın. Anadolu Selçuklu ve Beyliklerde Bey, Sultan, Sultan-ı Azam, sultan Muazzam, sultan Galip, emir Azam gibi ünvanlar var. Bu sultan Azam, Sultan, sultan Muazzam, sultan Galip bunlar daha ziyade Arapça kökenli ünvanlardır. Hemen bakın yanımda ne var? Diğer ünvanlar demişiz. Key Kavuz, Key İzzeddin, Rükneddin, Kubat, İzzettin, Rüknettin, Gıyasettin, İmamettin. Hocam ne diyor lan sen? Bunların hepsi bir isimden ziyade hükümdarlara verilen ünvandır arkadaşlar. ve Bunlar Farsça. Bu da Fars kültürünün Anadolu Selçuklulardaki etkisini ortaya koymakta. Bu bir soru formatıdır. ÖSV onu sever. Farsça bir verip bu neyin göstergesi de sizden? Fars kültürünün etkisi cevabını vermenizi ister kardeşim. Kulak dolgunluğun olsun bilginize. Bir de malum. Hükümdarın yanında devlet yönetiminde bir divanı saltanatımız var. Bakın şu şablonu aynen ilk Türk İslam devletlerinde konuştuk. Mantık aynı. Divanı saltanat nedir? devlet işlerinin görüşüm karara bağlandığı kurul demiştik. Divanı saltanat kimin başkanında toplanır? Vezir, vezirin başkanında toplanak çalışmalarını ifa eder divan. Danışma organıydı ve yine yüksek yargı organı olarak divanı mezalim adıyla da divanı saltanat görev yapabiliyordu. Birebir aynı format bakın, birebir aynı format. Bunun yanında Divanı saltanatta, divanı saltanatta bazı işte bakanlarımız vardı yine bakın format aynı, format aynı. Görevler, bakanlar vardı. Yalışmadan sorumlu, maliyeden, teftişten, askeriyeden sorumlu. Sıfatlar da aynı bakın Selçuklularla. Yalışma işlerinden sorumlu olan tuğracı, tuğra'i veya münşi diye geçiyor. Maliye bakanı müstefi, teftişten sorumlu olan müşrefi ve Askeriyeden sorumlan divanı emir ars arz görevlilerimiz vardı. Bunların da alt divanları, divanı tuğrah, divanı istifa, divanı işraf, divanı arz konuştuk bunları biliyorsunuz zaten. Ek ne var burada? Anadolu Selçuklu'da büyük Selçuklu'dan farklı olarak toprakların kaydından sorumlu olan pervaneyi veya pervaneci dediğimiz görevli var. Lütfen bilin bunu. Onun alt divanı danışmanlık heyeti de divanı pervane diye anılıyor. Bunu bilin pervaneciyi. Yanında sultan eğer e, söyle bir şekilde başkentin dışındaysa sultan adına devlet işlerine vekalet eden bir görevli var. Naip denilen Sultanın vekili olan bir görevli var. Naibin de kendine has bir divanı var. Alt divanlarımızdan Niyabeti Saltanat Divanı. Naif ve pervaneci bakın bunlar ilk defa burada eklendi. Diğerleri zaten aynen Büyük Selçuk'ta vardı o zaman sen neye dikkat edeceksin? Pervaneciye ve Naibe Türkiye Selçuk'ta dikkat etmeni istiyorum. Onun dışında hatırlayın bakın Divanı saltanat dışında yine bazı özel divanlarımız vardı. Divanı Mezalim az önce tanıdık yüksek mahkememizdi. Divanı Berit neydi? Haberleşmeden, istihbarattan sorumlu. Divanı Has, sultana ayrılan has arazilerden sorumluydu. Divanı Efkaf-i Memalik vakıfları denetleyen divanımız idi. Bunları konuşmuştuk, hatırlatmış olduk. Format aynı farkında mısın canlar? Selçuklu'nun bir kopyasıdır Türkiye Selçuklu. Aynı kültürden geliyor gayet doğal bir şekilde. Bunun yanında ülke yönetiminde yine bazı görevler vardı. Buyurun Melik prenslerimizdi hatırlıyorsunuz. Eyaletlerde vali olarak görev yapıyordu. Şıh Askeri valimizdi. Muhtesip neydi? Muhtesip esnafı denetleyen Belediye sorumlu zabıtamız bir anlamda. Şurta demiştik. Burada sahibi şurta olmuş. Eyaletlerin güvenliğinden sorumluydu. Subaşı şehirlerdeki emniyet müdürümüzdü. Bunlar aynen vardı zaten Büyük Selçuklu'da. Birkaç ek var burada. İdişbaşı vergi toplayan görevli. Emiri Mahfil sarayda protokolden sorumlu zat-ı muhterem. Üstad-ı Saray Melik Kocası diye anılabiliyormuş. Ben Melike Şıhne'ye muhtesibe iyi bakmanı öneririm kardeşim bilginize bilginize. Akabinde orduya bakacak olursak bak bir aynı. Aynı abi değişen bir şey yok. Has ordusu demiştik sultana bağlı Türk askerlerden oluşuyordu. Gulam ordusu demiştik aynı mantık farklı etniseden seçilen maaşlı askerlerdi. İkta ordusu, sipahi ordusu, ikta sistemini ortaya çıkan ordumuzdu. Yardımcı kuvvetler, bağlı devletlerden gelen askerler, Türkmenler, Akıncılar, Gönüllülerdi. Burada bir fark var. Ecrihas. Haşar diye de geçebilir. Hadi bunu geçtim. Üç rette askerler de var. Ee, tamamen Gürcülerden, Ermenilerden ve Bizans'tan yer yer askerlik hizmeti satın aldığımız örneklemeler var. 3.000 5.000 asker geliyor. Bunlar adına toplu bir parayı komutana devlet ödüyorsunuz. Bu şekilde bir uygulama da var Anadolu Selçuklu'da. Klasik Türk tarihinden farklı bir şekilde bakın. Maaşlı asker demiyorum. O var zaten. Maaşlı asker benim kendi askerimdir. O başka bir şey. Komşu ülkelerden, komşu devletlerden Ücret ödeme kaydıyla asker tedariğinde bulunuyor Anadolu Selçuklu. İlginç ve farklı bir uygulamadır. Kulak dolgun olabilir. Bunun dışında bazı askeri görevliler var burada. Bizler uç beyi uç beyi diye anarız. Ertuğrul Bey, Osman Bey değil mi? Bunlar resmi anlamda sahibi etrak diye geçer sahibi etrak diye geçer devlette, başkentte, Konya'da. Uçlarda görev yapan askeri ve idari görevliler bunlar. Emir ül emirler emiri, beyler beyi diye geçen üste komutanlardan birisi. Serleşker, asker başı demektir. Sü başına verilen isimlerden birisi olacaktır bu. Dizdar veya Kutval diye geçer kale komutanıdır çok takılmanı önermiyorum bu terimlere bilginize. Ordu da, ordu da askeri açıdan Anadolu Selçuklu'yu diğer Türk İslam devletlerinden ayıran en önemli fark sevgili kardeşim donanmadır donanmadır. Çaka Bey'i anmıştık biliyorsunuz Anadolu'da. Arkasından Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Saruhan, Karesi, Candar gibi bunlar donanmaya sahip olacaklar. Donanma teşkil edecekler. Bir Selçuklu'dan, bir Karahan'dan, bir Gazdenler'den farklı olarak. Donanma komutanı ise Melikü Sevahil Sevahil bak kelimeye bak sahilden geliyor. Sahiller meliki. Veya reisül bahr. Bahr. Bahriye diye hatırlarsınız. Denizler reisi anlamındadır. Reisül bahr. Kulak dolgunluğu olabilir. Donanma komutanına Anadolu'da verilen sıfatlar, ünvanlardır bunlar değerli kardeşlerim. Donanmanın farklı bir düzey, e, dizaynı olduğunu yani İlk Türk İslam devletlerinden bir fark olarak Anadolu'da karşımıza çıktığını biliyorsunuz değerli kardeşler. Bunun yanında buyurun toprak sistemine bak. Bak ne demişiz? Büyük Selçuk zevkli ayını yazmaya bile tenezzül etmemişiz. Kitapta da bak ha ya o aynı şey zaten. Hatırla hatırla. Has toprak vardı. İktidar toprak vardı. Mülk toprak, vakıf toprak hatırlayın aynı şeyler. Sultana ve ailesine bırakılan toprak hangisiydi? Has toprak. E, İktidar sistemi uygulanan toprak? E, İktidar toprak. Geliri sosyal yardım kurumlarına ayrılan toprak? Vakıf toprak. Mülkiyeti kişilerde olan toprak? Mülk toprak demiştik zaten aynı değişen bir şey yok. Bak hele, hukuk sistemi ne yazmışız? Ah, Büyük Selçuklu'da aynı, evet aynı abi ne diyeyim. Şer'i hukuk, örfi hukuk diye bir ayrım yapmıştık değil mi? Şer'i hukuk, İslam hukukunu esas alan sistemdi. Örfi hukuk ise töreye esas alan bir sistemdi. Şer'i hukuktan sorumlu olan kimdi? Kat-il-kudat. Örfü hukuktan sorumlu olan Emir-i dat. Örfü hukuk kapsamında askeri davalardan sorumlu olan kimdi? Kadi leşker, askeri kadı demiştik. Yine hatırlarsan gayrimüslimlerde cemaat mahkemelerinde kendi hukuksal problemlerini kendileri halledebiliyorlardı değerli kardeşler. O yüzden bakın format aynı benzer şeyler Anadolu'da Türkiye'de, Türkiye tarihinde sizi bu bağlamda çok yoran şeyler yok burada değerli kardeşler. Kardeş, bir dahaki ders sosyal ve ekonomik yaşamla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere.